Efendim, kutsal topraklara gideceğiz. CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan günlerdir oradan izlenimlerini aktarıyor. Mekke'nin her bir noktası da Hazreti Peygamber'in izlerini taşıyor. O noktalardan biri de Ser Dağı. Hazreti Muhammed'in hicret öncesi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte müşriklerden gizlendiği mağaraya götürüyor şimdi sizleri. Hicretin başlangıç noktası, mucizelere tanık olan yer Sevr Dağı. Ben hayatımda ilk defa hacca geldim ve ilk defa da Sevr mağarasına çıktık ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber burada 3 gün geçirdiği mağaranın içerisinde 2 rekat namaz kılma şerefine de nail olduk. Burası İslam tarihi açısından çok önemli bir yer. Sevr Dağı'nın eteklerindeyiz. Yukarıda Sevr mağarası var. Hicret öncesi Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir ile birlikte bu mağaraya sığınmış 3 gece geçirmişti. Birazdan oraya gideceğiz ve içerisini görüntülemeye çalışacağız. Mekkeli müşrikler tarafından öldürülmek istenen Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den çıktı. Sevr Dağı'nın tepesine tırmandı ve 3 gün boyunca orada küçücük bir mağarada gizlenmek zorunda kaldı. Yaklaşık 750 metre yükseklikte bir yerdeyiz. Bakın, şurada Müslümanlar buraya çıktıkları için şükür namazı kılıyorlar. Burası neden önemli? İslam tarihi açısından çok önemli bir olaya şahitlik etmiş burası. Baktığınızda şu mağara, Sevr mağarası, Hazreti Muhammed'in Hazreti Ebu Bekir ile birlikte sığındığı yer. İçeri bakıyoruz, içeri giriyoruz. Göreceksiniz, Müslümanlar burada şükür namazı kılıyorlar ve vakit geçiriyorlar. Hava sıcak, sarp kayalarla dolu yol uzun. Buna rağmen hacı adayları büyük bir heyecanla tırmanıyor Sevr'e. Tırmanış bir saatten uzun sürüyor ve hacı adayları yaklaşık 750 metre yüksekliğindeki tepede Hazreti Muhammed'in kaldığı mağaraya ulaşıyor. Orada Müslümanlara sıkıntı vermeye başlayınca müşrikler, Peygamber Efendimiz kendi öz yurdunu terk etmek zorunda kaldı. İnanışa göre yaklaşık 2-3 kişinin sığabileceği bir mağarada Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir'le birlikte tam 3 gün boyunca saklanmak zorunda kaldı. Mekkeli müşrikler onu öldürmek için tam bu noktaya geldi. Hazreti Muhammed o sırada Hazreti Ebu Bekir'e "Korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir." dedi. Mekkeli müşriklerin gönderdiği izci mağarayı buldu. Ancak o an bir mucize gerçekleşti. Mağaraya kadar giden müşrikler örümcek ağı ve güvercin yuvasını görünce içeriye bakmadan geri döndü. Hacı adayları namaz kılıp dua ederek Sevr mağarasından ayrılıyor.